Arkadaşlar merhabalar ben Seran Hoca. Geometri kamp üçgendeki devam ediyor. Bu videomda sizlere birim çember ve birim çemberdeki değerleri sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant değerlerini tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak birim çember nedir onunla başlayalım. Birim çember merkezi orijinde ve yarı çapı bir birim olan çembere denir arkadaşlar. Birim çemberdeki x eksenimiz yani arkadaşlar bu eksenimiz kosinüs ekseni. y eksenimiz ise sinüs ekseni ismini alır. Bu yüzden arkadaşlar birim çember üzerinde alınan bir noktanın apsisi o noktanın neyidir arkadaşlarım? Apsisi ya da o açının neyidir absisi? Ordinatı o açının neyidir arkadaşlarım? Neyidir? Sinüsü. Yani ben buraya sinüs, bu absisinin yerine de ne yazabilirim? Kosinüs. Kosinüs dediğim absis Sinüs dediğim ne olacak arkadaşlar? Ordinat olacak. Aman aman unutmayınız. Şimdi arkadaşlar birim çemberimiz var gördüğünüz gibi. Bunun yarı çapı 1. Şöyle eksi 1. 1. Eksi 1. 1 diyelim. 1 A noktası var. X virgül Y. Arkadaşlarım burası yani kosinüsü yani X ekseninin kestiği yer. X burası Y'dir. Ve arkadaşlar buradaki AOH üçgeninden sin alfayı bulmaya kalkarsam karşı bölü birim çember olduğu için yarıçapı 1. Karşı bölü Y hipotenüs 1 yani Y olur. Kosinüsüm komşu bölü hipotenüs X bölü 1 yani X olur arkadaşlar. Yani buradaki A x, y, y, A kos alfa virgül sin alfa diyebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi X kare artı y karenin 1 olduğunu Pisagor teoreminden yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir diğer söyleyeceğim şey arkadaşlarım buradaki x eşittir 1 doğrusu yani burası yarı çap olduğu için burası x eşittir 1 doğrusudur. Bu arkadaşlar tanjant eksenidir ve aynı şekilde burada da Y eşittir bir doğrusunu çizecek olursam arkadaşlar. Y eşittir bir doğrusunun adı da kotanjant eksenidir. Hem şekil üzerinde gösterdik. Hem de arkadaşlar buraya tekrar x eşittir bir doğrusu tanjant ekseni diyelim. Y eşittir bir doğrusuna da kotanjant ekseni diyelim arkadaşlar. Evet şimdi şuraya alfa dediğinizde burasının bir birim olduğunu, burasının B noktası olduğunu, burasının da dik teğet olduğu için A noktası olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar dik birim çember olduğu için yarıçapı çapı 1, açım da alfa olduğu için burası kotanjant eksendir arkadaşlar ve yine buraya B noktası, buraya orijin, buraya da A noktası diyebilirsiniz. Şimdi burada A O B, dik üçgeninde Tanjant alfa arkadaşlar karşı bölü komşuydu. Yani AB bölü OA'ydı. Ve bu arkadaşlarım AB bölü 1'dir. Dolayısıyla bu AB'dir. Buradaki arkadaşlar birim çemberde AOH. AOH yani tanjant alfa nedir? Y bölü x'tir. Bu da arkadaşlar... Sin alfa bölü kos alfa'yı getirir gördüğünüz gibi kotanjanta geçiyorum kotanjanta OAB üçgeninde kotanjant alfa komşu bölü karşı yani arkadaşlar AB bölü komşusunda bakın AB var karşısında da arkadaşlarım OB vardır ve burada AB bölü 1'den kotanjantım AB gelecektir buradaki birim çemberde de kotanjant alfa komşusunda arkadaşlar x karşısındaki y'yi verir. x eksenim neydi? Kosinüs ekseni yani kos alfa bölü sin alfa olarak karşımıza çıkar arkadaşlarım. Evet bir diğer kısmımız geniş açıların trigonometrik oranları. Arkadaşlar bir alfa açısı aldım bakın geniş yani 90'dan büyük. Buraya indirdim şuraya x diyeyim. Burası da arkadaşlarım y'si olsun. A, x ve y noktasıymış. Çünkü burada eksi 1, eksi 1, 1, 1. Çünkü birim çember. Arkadaşlar burada a, x, y olduğundan kosinüs alfam gördüğünüz gibi x, sinüs alfam gördüğünüz gibi y'dir. Şimdi tanjant alfa arkadaşlar biliyorsunuz ki sin alfa bölü kos alfadır. Ve bu da y bölü x'tir. Kotanjant alfam, kos alfa bölü sin alfadır. Bu da arkadaşlar x bölü y'dir. Şimdi alfa 90 ile 180 derece arasında olmak üzere. Kos alfa arkadaşlar kos alfa buradaki sıfırdan küçüktür. Çünkü x burada negatif. Sin alfa sıfırdan arkadaşlarım nedir? Büyüktür. Tanjantım sıfırdan küçük. Kotanjantım sıfırdan küçüktür. Bunlar arkadaşlar geniş açı olduğu zaman direkt önüne eksi olarak gelecek bileceksiniz. Sin alfa dediğim arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim alfa ile şuraya teta olarak alırsam arkadaşlarım alfa ile teta bütünler açı olduğundan 180 derece. O yüzden sin alfa dediğim sin teta kos alfa dediğim eksi kos teta tan alfa dediğim eksi tan teta kotanjant alfa dediğim eksi kot tetadır. Teta'dır. Başka bir ifadeyle arkadaşlarım sin 180 eksi alfa sin alfadır. Kos 180 eksi alfa eksi kos alfadır. Tan 180 eksi alfa eksi tan alfadır. Kot 180 eksi alfa eksi kot alfadır diyoruz arkadaşlarım evet arkadaşlar şimdi bu geniş açılarla trigonometrik değerlerle birim çemberle alakalı sorularımıza başlıyorum birinci örneğimde bana yukarıdaki verilere göre aşağıdaki trigonometrik oranları bulunuz demiş arkadaşlarım bakın A noktası 1 bölü 4'e yani burası 1 bölü 4 burası da kök 15 bölü 4'müş birim çember olduğundan zaten yarı çapım 1 yine yarı çapım 1 indirdim x değerim arkadaşlarım kök 14/4 eksi negatif tarafta Burası da kök 2/4 şimdi sırayla yapmaya başlayalım sin Alfa sin karşı bölü hipotenüs kök 15/4/ bölü bölü 1'den cevabımız kök 15/4 tanjant Alfa karşı bölü komşu kök 15/ bölü 4 bölü 1/4 bölü yani arkadaşlarım kök 15'tir. Geçtim kos alfa komşu bölü hipotenüs 1 bölü 4 bölü birden 1 bölü 4'tür. Kotanjant alfa komşu dik kenar bölü karşı dik kenardan 1 bölü 4 bölü kök 15 bölü 4 yani arkadaşlarım 1 bölü kök 15'tir. Bunlar dar açıların trigonometrik oranlarıydı. Şimdi gelelim geniş açılara. Geniş açılarda az önce söylemiştik. Bir kere daha tekrar edeyim. Sinim pozitif, kosinüsüm, tanjantım, kotanjantım negatif. Sinim artı, tanjantım, kosinüsüm, kotanjantım eksi. Hemen bakalım. O zaman arkadaşlar tetanın 180 eksi hali burası. Yani sinüs karşı bölü hipotenüs. Kök 2 bölü 4. Tanjant karşı bölü komşu. Yani kök 2 bölü 4 bölü kök 14 bölü 4. Eksi kök 2 bölü kök 14. Kök 2'ye bölersem eksi 1 bölü kök 7. Bunu da düzenlersem eksi kök 7 bölü 7 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlarım. Sırada kosinüs tetan var. Komşu bölü hipotenüs eksi kök 14 bölü 4 kotanjant tetan komşu bölü karşıdan. Yani arkadaşlarım kök 14 bölü 4 bölü kök 2 bölü 4. O halde eksi kök 14 bölü kök 2. Kök 2 ile de sadeleştirirsem eksi kök 7 de bu kotanjant tetamın cevabıdır diyeceğiz. Evet sıradaki örneğimiz ikinci örnek. Bana burada ne sormuş? Sinüs x artı kosinüs y. Bakın geniş açı. Geniş açıysa sinüsüm artı kosinüsüm eksi. Sinüsüm arkadaşlar şimdi bir kök 5 var. Şuraya a derseniz Pisagor'dan birin karesi artı a kare eşittir. Kök 5'in karesi. 1 artı a kare eşittir. 5. A kare eşittir. 4. A 2 ya da eksi 2 uzunluk olduğundan 2. Şimdi sinüsüm karşı bölü hipotenüs kök 2 pardon 2 bölü kök 5. Eksi kosinüs y komşu bölü hipotenüs 2 bölü kök 5. E aynı şeyden aynı şeyi çıkarttığım zaman cevabımız 0'dır arkadaşlarım. Sırada 6. örneğim var. 4 eş kareye ayrılmış olan A, B, C, D dikdörtgenine göre tanjant x nedir? Arkadaşlar burası burası iç ders açıdan birbirine eşit. Burasıyla, bakın, burasıyla dikkat ederseniz arkadaşlar ne eşittir? Burası z. Şöyle bakıyoruz hemen sonu hop, hop hatırlatayım. Bakın z tamamı eşittir bunun tamamı arkadaşlarım. Yani ben burayı bulsam arkadaşlar bana yetecektir, yetecektir ama. Buranın negatifi yani dar açı olduğu için eksi olacaktır. Tanjant birim kare olduğu için 4 birim. Burası da bir birim. Karşı bölü komşu olduğundan eksi 4 bölü birden doğru cevabımız eksi 4 olarak gelecektir arkadaşlarım. Evet sıradaki sorumuz dördüncü soru. Sin 150, kos 150, tan 150, kot 150'nin değerlerini bulacağız. Şimdi arkadaşlar sin 150 dediğimi sin 180 eksi 30 diye yazabiliyorum biliyorsunuz. Sin ikinci bölgede artı sin 30 değerini bulmam lazım. Sin 30 için hemen şuraya size dik üçgendeki trigonometrik oranları hatırlatmak adına A, B, C üçgeni yazayım. Buraya 30 derece koyalım. Buraya 60 derece koyalım. 31'i görüyorsa 92'yi görür. 60 köküçü görür. Sinüs karşı bölü hipotenüs olduğundan 1 bölü 2. Kosinüs 150 arkadaşlar. Kosinüs 150. Kosinüs 180 eksi 30. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğundan eksi. Ve arkadaşlar ne yapacağım? 180 eksi 30 olduğu için kos 30 yazacağım. Kos 30 komşu bölü hipotenüs olduğundan eksi. Kök 3 bölü 2 gelecek. Tanjant 150. Tanjant 150'yi yine tanjant 180 eksi 30 diye yazıyorum. Yani arkadaşlar eksi tanjant 30 diyorum. Karşı bölü komşu. Eksi 1 bölü köküç olarak karşımıza çıkacaktır. Bir diğeri kotanjant 150. Kotanjant 180 eksi 30. Yine ikinci bölgede kotanjant eksi olduğundan arkadaşlar yani eksenin sol tarafında eksi kotanjant 30. Kotanjant komşu bölü karşı olduğundan eksi kök 3 olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Sırada 5. örneğim var. 5. örnekte sin 120 eksi kos 150'yi söylemiş arkadaşlar. Sin 120 ikinci bölgede artı. Ve arkadaşlar 120 dediğimiz 180'den çıkarttım 60 yazdım. Kos 150 geniş açılı Eksi önündeki eksiyle artı oldu. 180'den çıkarttım. 30. Birbirine 90 dereceye tamamlayan açıların sin ve kosu tam ve kotu birbirine eşitti. O yüzden bu ifadeler eşit. Sin 60 için hemen üçgenimi size hatırlatıyorum. 30, 60, 90. 31'i 92'yi 60 köküçü gördü. Sin 60 karşı bölü hipotenüs. Kosinüs 30, komşu bölü hipotenüs doğru cevabım kök 3 olarak karşıma çıkar arkadaşlar. 6. örnek tanjant 135. 2. bölge yani geniş açılı. Geniş açılıysa eksi 180'den çıkarttım 45. Geniş açılı kotanjant eksi önündeki eksiyle artı 180'den çıkarttım 45. Sinüs 30 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2. Kosinüs 45 için hemen size 45 45 90 üçgenini hatırlatayım. 1 1 kök 2 idi. 45'in karşısında 1 var. Hipotenüste kök 2 var. Tanjant 45 karşı bölü komşu eksi 1. Kotanjant 45 komşu bölü karşı 1. Paydada da ne olduğunun bir önemi yok çünkü yukarısı sıfır. O yüzden sıfırı neye bölersek bölelim sonucumuz sıfır olarak gelecektir arkadaşlar. 7. örneğimde sıra. Tanjant 135. Geniş açılı eksi. 180'den çıkarttım 45. Geniş açılı eksi. 180'den çıkarttım 45. Geniş açılı sinüs artı 180'den çıkarttım arkadaşlar 60 derecelerimi koyayım. 135 kosinüs geniş açılı eksi 180'den çıkarttım 45. Hemen şuradan kopya çekelim. Tanjant 45 karşı bölü komşudan eksi 1. Kotanjant 45 komşu bölü karşıdan eksi 1. Sin 60 arkadaşlar karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2. Kosinüs 45 komşu bölü hipotenüsten kök 2 bölü 2. Eksi 2 bölü Kök eksi kök 2 bölü 2 ters çevirip çarparsam 2 bölü kökü eksi kök 2 yani eksi 4 bölü kök 3 2 gelmiş olur arkadaşlarım Evet sıradaki örneğimiz 8 örnek 8 örnekte bana ABC eşkenar üçgen demiş arkadaşlar o halde 60 60/ AD 5 DC. DC'ye K dersem AD 5K. tamam 6K. Yarıya bölüyor. 3 3. Yani şöyle dik burası 3K. Tamamı 3K olacağı için 2K. 30 3K'yı görmüş. 60 onun kök 3 katını görür. 3K kök 3. Tanjant x'i soruyor. Şuradan bakalım dik üçgen var. Karşı bölü komşudan 3K kök 3 bölü 2K'dır. K'larım gider. Doğru cevabım 3 kök 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkar arkadaşlarım. Evet bir sonraki örneğimiz örnek 9. ABC dik üçgen kosinüs x 3 bölü 5 yani komşu bölü hipotenüs AB 12. Sonra arkadaşlarım çevreyi soruyor. Komşu bölü hipotenüs 3, 4, 5, 4K 12 ise 3K 3 katı olduğundan 9, 3 katı olduğundan 15. Çevre ABC 9 artı 12 artı 15'ten arkadaşlarım 21, 15 daha 36 olarak karşımıza çıkacaktır. Bir diğer örneğimiz 10. örnek. Arkadaşlar bakın 45, 45, 90 üçgeni vermiş. 5 kök 2, A, A, A kök 2 idi. Yani 5, 5. Daha sonra ne yapmış? Buranın ne olduğunu görüyorum. 12. 90 45 45. A A A kök 2. Yani 12 neyin kök 2 katı? 12 kök 2'ye bölersem paydayı kök 2 ile genişlettiğimde 12 kök 2 bölü 2 böldük 6 kök 2 tamamı 6 kök 2 olduğu için 6 kök 2'den 5 kök 2'yi çıkarıyorum ve x'imi kök 2 olarak buluyorum arkadaşlar. Evet sıradaki örneğimiz 11. örnek. Bakın arkadaşlar 90 60 var. Bu da demektir ki burası 30. 90 45 bu da demektir ki burası 45. Öncelikle şu küçük üçgenime bakayım. 60 6'yı gördüyse 30 onun köküçe bölümünü görür. 6 bölü köküç. Köküçle genişletirsem 6 köküç bölü 3 yani 2 kök 3'tür. 2 katı 4 köküçtür. Bakın 45 6'yı gördüyse diğer 45 de 6'yı görür. Tamamı 6. 6'dan 2 köküç çıkarttığımda x'tir. x değerim 6 eksi 2 köküç olarak gelecektir arkadaşlarım. Evet sıradaki örneğimiz 12. örnek. 60 var 45 var ama dik açın yok. O zaman buradan indir ki dik açıyı kullan. 45 45 90 90, 60, 30. Bütün açıları yerleştirdim. 45, 45, 90 üçgeninde A, A, A kök 2 vardı. Dolayısıyla 6, 6, 6 kök 2. 60, 6'yı görüyorsa 30, 10'un kök 3'e bölümünü görür. 6 bölü kök 3. Kök 3 ile genişletiyorum. 6 kök 3 bölü 3. Yani arkadaşlarım 2 kök 3. E burası da x'tir. 2 kök 3 artı 6 benden istediği cevaptır arkadaşlarım. Evet bir sonraki sorum 13. soru 45 var ama 90 yok hemen yaratmak için dikimi indirdim. 90 45 45 94 gök 2'yi görüyorsa 45'ler 4 4 tamamı olsa 6 x'i soruyor arkadaşlar bu çizdiğim üçgende pisagor yaptığımız an buluruz. Yani 4'ün karesi artı 6'nın karesi x kare 16 artı 36 eşittir x kare. 52 eşittir x kare. 52 13 çarpı 4 olduğu için 4 2 diye çıkar. 13 kalır. X'im 2 kök 13 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet sıra 14. örneğimde tanjant 30 çarpı kotanjant 60 bölü kosinüs 30 çarpı sinüs 120. Dar açıların trigonometrik oranlarında hepsi artıydı. Artı bu da artı arkadaşlar bu da artı. Sin ikinci bölgede yani geniş açılıyken artı bu da artı. Sonuç kesin artı çıkacak. Şimdi 30-60-90 üçgenimi bir hatırlatayım size. Bulalım. 1 kök 3 2 tanjant 30 karşı bölü komşu 1 bölü kök 3. Aynı açıların yani tanjant ve kotanjantın birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarının ölçüleri birbirine eşit. Yani bu da 1 bölü kök 3. Kosinüs 30 komşu bölü hipotenüs. Sinüs 120 yani sin 60 aynı kos 30 yani kök 3 bölü 2. Yukarısı 1 bölü 3. Aşağısı 3 bölü 4. 1 bölü 3'ü 3 bölü 4'e bölmek demek. 1 bölü 3 ile 4 bölü 3'ü çarpmak demek. Cevabımız 4 bölü 9 olarak gelecektir arkadaşlarım. Evet bir diğer örneğimiz. Nedir arkadaşlar? 15. örnek x 0 ile 90 arasında bir değer. Yani dar açı. Dar açıysa benim kosinüsüm de tanjantım da artı. Şimdi arkadaşlar sinüs x'in 3 bölü 5 olduğunu vermiş. Ben 1 bölü 2'yi, kök 3 bölü 2'yi, kök 3'ü, kök 2 bölü 2'yi, 1'i bunların açılarını biliyorum. Ama 3 bölü 5'i veren açıyı bilmiyorum. Dolayısıyla dik üçgenimi çizip bana yardımcı olmasını isteyeceğim. x diyeceğim. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs olduğundan karşısında 3 hipotenüsünde 5 var. 3, 4, 5 üçgeni var. Kosinüs komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5. Tanjant karşı bölü komşu 3 bölü 4. Paydasını 4 ile paydasını 5 ile genişleteceğim. 16 bölü 20 artı 15 bölü 20. 16 artı 15'ten Cevabımız 31 bölü 20 gelecektir arkadaşlarım. Evet sıradaki örneğimiz 16. örnek. Bana sinüs y artı kosinüs x'i sormuş. Bakın ikisi de geniş açı. Dolayısıyla bu artı olacak. Burası da arkadaşlarım şöyle artı eksi olacak diyelim. Şimdi tanjantım karşı bölü komşu. 5, 12, 13. Sinüs y karşı bölü hipotenüsten 5 bölü 13 eksi kosinüs x, komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13. Dolayısıyla cevabımız 0 olarak gelecektir arkadaşlarım. Sıradaki örneğimiz 17 örnek ABCD dikdörtgen. Tanjant alfa karşı bölü komşu. 3k, 4k. 4k 8. O halde iki katı 6. 6 8 10 x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın 8 var. nokta alfa. Alfa nokta ve burası da dik. Alfa 8'i gördü. Alfa 6'yı gördü. Nokta DE yani y diyelim. Nokta 8. Y Sadeleştireyim 4 3. Y de arkadaşlar 32 bölü 3 gelsin. Y artı 6 x'i veriyor. Yani 32 bölü 3 artı 6 18 artı 32'den 50 bölü 3'tür. Benden istediği cevap. Evet arkadaşlarım bu videomuzun son örneği sin 135 çarpı cos 30 eksi kos 45 çarpı sin 30. Hemen 30-60-90'ımı da 45-45-90'ımı da hatırlamak amacıyla çiziyorum. 30 1'i 60 kökü 92'yi 1 1 kök 2 sin 135 geniş açılı artı 180'den çıkarttım 45 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 çarpı kos 30 dar açılı artı kosinüs 30 komşu bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 eksi kos 45 dar açı ikisi de pozitif kos 45 komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 sin 30 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2 kök 3 bölü 2 kök 2 eksi 1 bölü 2 kök 2 arkadaşlarım o halde nedir 1 bölü kök düzenleyelim kök 3 eksi 1 bölü 2 kök 2 diyelim paydayı da kök 2 ile genişletelim kök 6 eksi kök 2 bölü 4 benden istediği cevaptır arkadaşlarım evet arkadaşlar birim çembe de sizlere anlattım bir sonraki videom üçgenlerin son videosu o da üçgenin alanıdır arkadaşlar o yüzden şimdilik üçgende alan haricindeki bütün üçgen soruları çözebilirsiniz. Çözebilecek yetenektesiniz. Çözdüğünüz soruları bana yazmayı unutmayın. Üçgenlere çalışınız arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı likelamayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Matematikle kalın.